Eskiden toplumda fakir insanlar çoktu, şimdi zengin insanlar çoktu. Eskiden arabaya binmek için beklerdin minibüs gelecek de binesin. Şimdi arabaya binmek için trafikte karşıya geçemiyorsun araba çokluğundan. Öyle mi? Arabanı park etmek için park edecek yer bulamıyorsun. Dolayısıyla şimdi zenginler çok, fakirler azdır. Ama eskiden fakirler ağlardı, şimdi zenginler de ağlıyor. İşler çok kötü, piyasa çok berbat. Piyasa çok berbat diyor, arabasının modeli yükseliyor. Piyasa çok berbat diyor, 1,5 milyarlık daire alıyor. Piyasa çok berbat diyor, farklı bir dükkan açıyor. Nasıl berbat anlamadım ki ya. Arabana yansımadı, yemeğine yansımadı. Gidiyorsun bakıyorsun ki lüks restoranlar, lokantalar top dolu. Ama piyasa kötü, işler kötü. Efendim, para yok piyasada, fakirlik var, pahalılık var. Ama yemeğe yansımıyor, arabaya yansımıyor, trafiğe yansımıyor, lükse yansımıyor. Nereye yansıyor? Sadece ağlamaya yansıyor, ağlamaya. Kardeşim, bir günlük yiyeceğin var mı? Ağlamak sana haramdır, haram. Hakkını verdin mi? Sahip olduğunun hakkını verebildin mi? Şükrünü eda edebildin mi? Allah ile aran nasıl? Ya Rabbi sana teşekkür ederim canı gönülden diyebildin mi? Bunu Allah'ın verdiğini kabul edebildin mi? Yoksa kendi alnımın teriyle Karun'un dediği gibi mi söylüyorsun? Bu benim bileğimin gücüyle kazandığım mı diyorsun? Karunluk yapmayacaksın. Buna Karunluk derler. Karun öyle demişti. Bileğimin gücüyle kazandım demişti. Kendi bilgimle aldım demişti. Geç kardeşim geç. Sen de Allah'ınsın, ben de Allah'ınım. Senin servetin de benim servetim de hepsi Allah'ındır. Allah'ın malında Allah'ın sözü geçerlidir. Ağlama edebiyatı yapmaya gerek yok. Şükür edebiyatından ağlama edebiyatına geçtik. Allah Celle Celaluhu bir tokat atıyor, bir tokat daha atıyor. Hala kendimize gelemiyoruz. Ağlama edebiyatından şükür edebiyatına geçelim, her şeyin daha rahat olduğunu göreceğiz.